Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Shadowgun Dead Zone adlı oyunu tanıtacağım. Bu Shadowgun'ı biliyorsunuzdur belki. Paralı ücretli bir oyun. 11 küsür lira Android'de, 11 küsür lira da iOS'ta bulunan bir oyun. Windows Phone'da yok tabii ki. O oyunun multiplayer platformu biraz. Ona bir göz atalım. Ne diyor? Mail verin diyor. Siktir diyoruz. Evet diyoruz. Oyuna ilk başlarken bu tutorial diye bir şey çıkıyor işte. Hani şunu yaparsan şöyle olur, bunu yaparsan böyle olur, olur, crack olur diye. Bunu hide yapalım. Gerek yok herhalde. Ya da next diyelim bakalım ya. Şöyle biraz bakalım. Direkt şöyle başlayalım. Deathmatch'le. Uygun bir masa buluyor. Ki günün her saatinde burada oynayan birkaç kişi bulabiliyorsunuz. O bayağı bir keyifli. Ben var ya oluk oluk. Aha vurdum lan. Eğer. Aslında bunu var ya yemin ediyorum klavye mouse oynayacak. Biri ateş ediyor. Bak biri ateş ediyor. Bomba at. Ağzıma girdi mi? Vurdu çocuğu. Ivan Gigov. Tekrar başladık. Bu deathmatch. Herkes istediğini vuruyor. Şöyle bir bomba atayım. Belki arasında sağlam biri gelir. Gelmedi. Millete tabii hayvan gibi silah var. Bunları geliştiriyorlar falan. Biz de kuş. Nasıl vuramadım ya? Şöyle açık araziye çıkalım. Baya baya vuruyorum lan. Derken araydık. Yine Ivan Gigo vurdu bizi. Lazer mazer sıkıp. Değişik bir silah var. Para vuruzu var. Ki ona rağmen 3. Cuma oyunda. 6 oldum bir anda. Windows Phone'da yok bu oyun. Hani Ivan. Kodum Ivan'a. Lazerle mazerle sıkıp. Biz hala kuru sıkı sıkıyoruz. Ondan ondan sonra. Şöyle oyunun başka yerlerine bakalım. Friends kısmı var. Tekrar serverdayken görüp yanına katılabiliyorsunuz. İşte şu silah geliştirebiliyorsunuz her şekilde. Şöyle mesaj kısmı da var. Biri size bir şey yazınca geliyor. Şöyle bir içine bakalım oyunda neler var neler yok. Oyun ücretsiz tabii hani herkes kapışıyor. Aynen chip veriyor. Öyle XP veriyorsa oyun. Bilin ki işte içten içe bir şeyler kakalayacaktır. Ne çıktı? Kafası çıktı. İşte 2 lira 700 altın alacaksın falan filan. İşte para kısmı var. Tabii ama şöyle bir şey var. Hani girip çömezleri avlaya avlaya da oyuncuyu geliştirebilirsiniz. Tabii her zaman parası olan biraz daha avantajlı olacak. Oyun güzel. Şöyle dediğim gibi şu an şurada gördüğünüz misafir modundayız biz. Şimdi mailimizi girip ya da Facebook'umuza giriş yaparak arkadaşlarımıza direkt entegre olabiliyoruz. Şöyle nick'i değiştirelim mesela. Ne oldu değişmedi çocuğu. Ha. Yazamadım ya lan. Oyunun bu kısmından işte size verdiği saçma sapan misafir nickini değiştirebiliyorsunuz. Buradan işte oynamanız istediğiniz yerler işte Asya, Amerika. Research kısmına bakalım. Diyor ki bu boktan şey diyor geliştirebilirim. Evet 8000 dolar olursa değiştiriyormuşuz işte. Ona göre mermi kapasitesi falan artıyor. Mermi hızı artıyor. Ya yani bunların dini imanı para biraz da. Ama çok da basit. Kazanabiliyorsunuz. Yani her adam vurduğunuz işte 400, 100, 100, 400 veriyor. Ondan sonra artı artı ilerliyor. İşte burada hala işte sniper mı? Şu mu sniper? Az önce zaten şey vardı. Lazer okuyayım. Şunları da bir yere kuruyorsunuz. İşte yanınızda sağdan soldan geçen adamlar ölüyor. İşte ayakkabı hızlandırıyor, muzlandırıyor falan. Bir sürü her yere para gidecek oyun var. Ki deli gibi de para kazanıyorlardır bu oyun sayesinde. Çünkü oyun hakikaten iyi. Bu oyunun şöyle bir özelliği var. Hani ben bu oyunun telefonum işte 1 GB RAM'i var. Ya da atıyorum işte iPhone 4 mesela. Çalışır mı çalışmaz mı diye düşünmeyeceksiniz. Çalışır. Çoğu telefonun entegre özelliği var bu oyunun. Onu iyi ayarlamışlar. Hakikaten de iyi para kazanıyorlar. Şöyle oyuna bakalım tekrardan. İşte de hemen biz misafir girişli olduğumuz için hemen choose game mode diyor. Yani deathmatch diyor. Zone control falan filan bunlar şey yani. Biraz daha seviyenizden yükselmesi lazım. Hem de işte bir nick falan bulmanız lazım ki takım olarak olabilin. Chat kısmından işte az önceki herkes yazıyor burada ben de yazayım. Aynen direkt zınk diye çıktı. Bakalım Türk var mı? TR Playboy çıktı şuradan. Allah'ım bir tane tek Türk bulduk o da Playboy diye nick almış ya. Duyuyorsan beni ayıp. Utandırdın başkasının önünde. Oha. Genel sıralamaya bak. Puanlara bakın ya. En fazla 12 milyon skor var herhalde. Herif hepsini de fullemiş. Dediğim gibi işte buradan arkadaşlara ekleyip çıkarabiliyoruz. Post dediğim işte mesaj atabiliyorsun. Önce bir gelen bir kutum var. Şöyle temizleyelim biraz. Ben genelde bunları sevmiyorum. Oyuna arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. İşte server kurabiliyorsunuz. İşte buradan çok işte dedim ya. Oyunu buradan arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Buradan işte deathmatch mi yoksa zone kontrol mü? İşte bayrak kapma herhalde zone kontrol dedi. Ondan önce açılmadı daha çaylak olduğumuz için belli bir puan ulaşmamız lazım. En azından bir iki map bitirmemiz lazım. Şöyle biraz bitirelim o zaman başlayalım. Çünkü rank 4 diyor bizim rankimiz kaç? Bizde bir sikim yok. Anında uygun oyun buluyor. Uygun server buluyor. O konuda hiçbir sıkıntısı yok. Tabii serverdaki güçlü bir adam varsa yarrağa yan basıyorsunuz. Ona yapacak bir şey yok. Aynen başladık bakalım. Geldik işte spectate yaparsak önce bir şöyle oyunu biraz izliyoruz. Biraz böyle follow player falan. Bunu izle, bunu izle. İstediğiniz oyuncu izleyebiliyorsunuz. Spawn yaparsanız da başlıyorsunuz oyuna. Evet biz geldik. Hadi beni gibi silahla çıktık öyle bak. Aha ben vurdum. Vurdum salağa. Seni kim vurdu? Seni vuran var ya beni de vuracak. Şöyle atraksiyon yapabiliyoruz. Gençler onu da söyleyeyim. Bak mesela şurada hemen headshot da. Ha bunlar hep puanmış lan. Şöyle mermiyi değiştiriyoruz.
O değil de yaralandık ne oldu ya? Benim health'i nereden görüyorum? Bakın bir şey fark ettik. Buradan da kimin nerede oynadığını gösteriyor. İşte Apple, Android öyle. Onu da şimdi gördüm. Aynen. Hoş bir ayrıntı olmuş. Tabii ki de Windows Phone yok sorarsanız. Oyuna şöyle bir baktık. Hani aktif kullanıcı sayısı 8,5 milyon civarında Android platformunda var. Nereden vurdum be bir şey konuşuyorum ya. 5,5-6 civarında iOS platformunda var kullanıcısı. Hani şu an oyun o kadar kişide yüklü. Tabii kaç kişi aktif olarak kullanıyor bilmiyorum. Ulan ben bunu buraya bırakırım. Nasıl olsa geleceksin. Çak seni. Nasıl bekledim? Her yerde adam var ya. Her yerde. Kaçıncıyım lan? 3 kere vurmuşum, 5 kere ölmüşüm. Neyse birinci levele göre iyi. Aslında bir mouse falan bağlasak var ya hepiniz de. Ya oyunda kimin nereden çıkacağı belli olmuyor işte. Ama map'i kendi kendine sallıyor hani şurada bu var, burada bu var diyeceğiniz bir yer yok. Hani Counter gibi oraya pusmayın, yok sis atmayın, base yasak, maze yasak muhabbeti geyi yapamıyorsunuz. Sallıyor bir tane map'e. Zaten ezberlesen ezberlenmez. Silah milah ilerleseniz çıkarsınız bunların da. İşte ilk başta biraz zor oluyor. Bir de böyle parmakla ben şu an oynayamıyorum. Bakayım lan kaçıncıyım. Merak ettim ha. Birinciyim. Izdırabınız olmaya geliyorum lan. Tabii herkesi bu arada... At lan şu bombayı. Lan kalk şuradan. Niye basınca kalkıyorsun? Ben burayı iyi pustum yalnız he. Kalkamadık malkamadık ama. Nasıl olsa geleceğim buraya amın oğlu. Şuradan kırmızı kırmızı çıkıyor zaten. Hani diyor ki bir fiskeyle diyor hayatını zaten diyor gebereceksin. O böyle silahı biraz geliştirdik ya %5 mi ne yaptı. O bile deli gibi etkiliyor. Az önce adam vuramıyordu amın koyayım. Kaçıncı oldum lan? Dördüncü mü oldum? Ya s**tten beri üçüncü ilk üçe kasıyorum ben. Of stres oldum ya. Hakkımı yedirtmem lan kimseye. Evet gençler. Shadowgun Death Zone'u inceledim. Bence iyi bir oyun. Yani bayağı akıyor gördüğünüz gibi. Kaptırdım kendimle. Beni YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Bir kapanıyor bir açılıyorlar ama olsun. Başka bir oyun incelemesinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Eyvallah.